Merhaba arkadaşlar, ben Cihat. Bugün Kerem'le beraberiz. Merhaba arkadaşlar, ben Kerem. Çeşme'deyiz. Özel bir aracın çekimi için geldik. Bugün... Sonunda denk getirdik aslında. Aynen. İtalya'daydım biliyorsun. Sen okuyorsun orada şu an. Evet, orada araç tasarımı okuyorum. Aynı zamanda lise arkadaşımsın. Aynen. İzleyicilere onu söyleyebiliriz. Kesinlikle. Cevat'la liseden beri bu tutkuyu paylaşıyoruz. Sonunda bir araya geldik. Aynen öyle. Sonunda bir araya gelebildik. Bugün de Mercedes 280 SL Pagado ile beraberiz arkadaşlar. Bayağı bir keyifli bir araç. Sürekli aslında daha da keyfini anlıyorsun. Kesinlikle. Yani bu koltuk olsun. Arabanın zaten kendisi zamanında 1968 yılında ve 71 yılı arasında otoban geçmek için birebir üretilmiş bir araç. Hızlı bir arabaymış o zaman için. Evet, o zamana göre hızlı, 6 sıralı, 2.8 motorlu, litreli, özür dilerim arkadaşlar. 170 beygir ve 1350 kilo ağırlığında bir değerimiz var aracımızda. Günümüzde tabii artık karşılaştırırsak daha çok keyif arabası diye nitelendirebiliriz. Yani tabii arada yürümüyor tabii, değilim abi. Aslında sesini duyabiliriz diye, basabiliriz deyince tabii, istediğin gibi. Sıralı altının yine sesi geliyor. Evet, yani nasıl olduysa bunca sene bu motor ölmeden, bu tabii ki de güç kaybetti elbet ama kendini çok hırpalamadan yine hala... Çok yaşlanmadım diyor yani, ben buradayım. Aynen öyle. Yani, genç delikanlı. Aynen, bir yaşlı dede şeyi var, bir atarı var sanki. Ses geliyor yani, bağırıyor. Aynen. Aracın istersen kısaca tarihinden de başlayabiliriz. Tabii. 63 yılında ilk üretilmeye başlamıştı bu model. Evet, ilk 230 SL modeliyle 63 yılında üretime başladı. Daha sonra 250-280 olarak piyasaya sürüldü. 68 ve 71 yılları arasında Mercedes Pagoda'dan 23.885 adet üretildi. Şu an bulunduğumuz kasadan. Evet, şu an bulunduğumuz kasadan 23.000 tane kabaca üretildi. Hatta bu kasanın bir öncesi aslında en efsane kasa diye nitelendirebiliriz. 300 SL. Aynen öyle. Martı 300 kapı. 300 SL Gullwing Martı kapı 54'te üretildi ve 54'ten sonra yarattığı etkiyle etki bayağı büyüktü. O kadar büyüktü ki ya, böyle bir ailenin doğmasına ve bu soyun sürdürmesine sebep oldu 300 SL. Bu kasada gerçi birazcık tasarım daha farklı. Yani yan yana ikisi durunca farkı anlayabiliyorsun. Tabii yan yana ikisi durunca ikisi de bambaşka iki araç. Ama bakarsan ciddi araba severler ve hani gerçek Mercedes severler ikisinin arasındaki aile bağlarını görebilir. Zaten güncel piyasaya da bakarsan değeri gittikçe artıyor yani. Evet. Uzamıyor, artıyor. Evet, evet, yani ister istemez sonuçta az bulunduğu için tam bir klasik haline geliyor. Koleksiyon değeri kazanıyor. Şeyden de bahsedebiliriz, hiç V8 seçeneği yok, hepsi sıralı 6. Evet, sıralı 6, 2.8 litre ile 170 beygir gücünde bu araç. Tabii ne kadar gücü kaldı bilmiyorum artık. Beygirin aslında gücünü hissettiriyor yani. Evet, bence evet. Çok şey değil yani. İstersen ses verebilir misin? Verelim sana bence. Bakalım, kesiciye sokayım mı? Yatan bir cruiser arabası. Aynen. Var arabada hani böyle. Gençken boyun kırıyormuş. Şimdi güzel, şimdi yaşlı dede. Şimdi torun gezdiriyor. Şimdi torun gezdiriyor. Manuel vitesleri de var aslında seçenek olarak. Evet, 2, 3, 4 olarak nasıl bir tork kullanmak istiyorsan kendin elinle manuel olarak vitesini artırıyorsun. Ama vitesi sabit tutmuyor değil mi? Kendisi bir zaman sonra yine atıyor. Yoksa yok, hayır, atmıyor. Tutuyor. Sen eğer mesela düz yokuş aşağı inip 4. viteste kalmak istiyorsan 4'ü takıp 4'ün torkuyla, 4'ün gücüyle devam edebilirsin. Ama diyelim birazdan mesela önümüze bir yokuş çıkacak. Şimdi başlıyor. Hop, kapılar açıldı. Aynen. 3'ü alalım. 3'te şu an 3'te kalacak. Aynen, 3'te kalıyor yani. 3'te motoru boğmak istemezsen 4'e, ama bir debriyaj yok. Yarı otomatik diyebiliriz. Hissiyatı da aslında şanzımanın bayağı iyi yani. Evet. O yıla göre konuşursak. Yani şu an bile bence birçok arabaya yani geçişleri hissetmiyoruz. Yani birçok arabaya bence ders verebilir gibi geliyor. Ama tabii dediğimiz gibi arkadaşlar, bu bir klasik. Bununla bir hızımız herhangi bir şey yapmıyoruz. Aksiyon yani. Aksiyon yapmıyoruz. Hadi yanlasan abi, şeyleri yok olmasın olay evet, bu videoda. Işıktaki launch kontrol isteklerini karşılamıyoruz arkadaşlar. Şey soruları da oldu aslında. Abi, tüp var mı bu arabada? Evet, tüp var mı arabada? Araba replika mı gibi sorular oldu. Tabii değil arkadaşlar. Aracı saçını Amerika'dan getirdik. 4 sene önce getirdik.
araba number match olarak toplandı. Yani kupa haline gelse siz bu hale getirdiniz. Evet evet, yani biz aracı direkt saç ve pasta halde aldık. Kumlandı araç, bütün parçalar number match olarak eskiden Mercedes'te çalışan güzel bir ustamızı bulduk. Çılgın bir ustaymış o da. Evet, Freddy Krueger'a benziyor ustamız. Aynı tişörtü, aynı şapkası var ve aynı şekilde yürüyor. Ama el sağlığı güzel bir araba çıkarmış, evet, yani. Evet, gerçekten bizi çok iyi anladı. Hani ne istediğimizi anlayan bir ustamız var. Güzel bir sonuç çıkardık gerçekten sayesinde, ama biz de yorulduk yani. Motor üstüne mi geldi, sonra sandık motor haline tekrar yeniden mi aldınız? Motoru sandık motor halinde tekrar siparişle getirdik. Çünkü ikisini beraber sağlıklı bulduğumuz bir araç hiç olmadı. Denk getiremediniz. Denk getiremedik yani, ya motor ölüydü ya da kupa ölüydü. Ya da evet kasa ölüydü. O yüzden ayrı ayrı birleştirmek zorunda kaldık. Ama sonuca bakarsak içi bile muazzam olmuş yani. Çok teşekkür ederim Cevatçım. Radyomuz, klimamız. Evet, yani içeride her şey number match. Çalışmayan da aksam yok herhalde. Şu an her şey çalışıyor değil mi? Her şey çalışır durumda, ama tabii birazcık bizi maruz görün, klimamız tam performansta çalışamıyor. Gerçi saati de ondan bekledik. Tam böyle akşamüstü de denk getirdik, evet, ondan. Evet arkadaşlar, yani takdir edersiniz gündüz vakti çok sıcak. Dış çekimleri gündüz yaptık. Evet. İç konuşma şimdi akşamüstü. Aynen öyle oldu. Direksiyon görüyorsunuz. Yani gereğinden büyük bir direksiyon ve ince kemik bir direksiyonumuz var. Hissiyat nasıl? Hissiyat yani zaten... Boşluk var biraz herhalde değil mi? Evet tabii. Şu an sol kamera görüyor zaten. Sol sağ, ama nasıl desem, zorlayan bir şeyi yok. Sürüşü yok kesinlikle yani. Kaldırırken herhalde ağır değil mi? Durduğu yerde. Evet. Park evet. Manevralarında. Evet. Çünkü direksiyon hidroliği ister istemez eskiyor, azalıyor. Biraz ağırlaşabiliyor manevralarda. Kornamız ortada değil. Yandan. Burada. Gündelik araç olarak çok verimli olarak değerlendiremem bu aracı, ama keyif için. Keyif için yani nasıl, başka kelime yok yani, başka kelime söyleyemem. El freni Mercedes'ten alışık olduğumuz gibi. Evet, ama bunda el freni şurada sağ mı? Evet, sağ altta ve aşağıda. Elle çekilmiyor değil mi bunun, solda Mercedes'ten alışık olduğumuz gibi? Yok, yeni kasalarda. Hayır. Direkt sağda. Sağda, aşağıda ve sert bir el freni var. Yani bir elfo yapabiliriz aslında. Ama istersen bir red line sana vereyim hemen. İçimizdeki Apache'yle. Evet. Her arabada bunu gizleyemiyorum. Konforuna gelirsek aslında konfor gayet iyi. Vallahi konforu ben sana sormak istiyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani yan koltukta oturunca hani o Mercedes'te uçan halı hissiyatı olur ya S-Class'larda, evet, normalde. Bu kasada devam ediyor diyebilirim yani. Rahat. Bu koltuklar bucket seat diye geçiyor. Zamanında opsiyonel olarak satılmış. Tabii ne kadar bucket abi, biraz. Bucket değil aslında. Kanepe seat bence. Koltuklar yumuşacık, yaylı. Ve bunlar aslında opsiyon olarak seçiliyor. Evet, evet, opsiyon olarak seçiliyor. Hani böyle zamanının spor opsiyonları olarak değerlendiriyorlar. Belki izleyiciler diyebilir, kemeriniz niye yok? Kemer de opsiyon. Evet, kemer. Biz o gün işaretlememişiz. Evet, trafik kurallarına saygı gösteriyoruz ve uyuyoruz arkadaşlar. Ama aracımızın emniyet kemeri zamanında opsiyon olduğu için ve şu an kemerimiz olmadığı için. Muayeneden böyle geçiyor yani. Evet, yani sonuçta bu klasik olarak artık işlendi. O yüzden muayenede de çok fazla bunun üzerine gitmiyorlar. Üzerinden kaç yıl geçmesine rağmen şu an yanımızdan bir SLS geçti bu arada. G-Wagon geldi. Evet, güzel bir aile birlikteliği yaşadık. Hacim konusunda da 2.8 aslında. Evet, hacim konusunda 2.8. Valla 2.0 araçları, günümüzdeki 2.0 turbolu araçları aratmıyor diyebilirim arkadaşlar. Bir daha vereyim. Hoppa. Deposu galiba 80 litre miydi? Yani yukarı çeyrek yakmışsak bir 20 litre yaktık, evet, bugün. Evet, aşağı yukarı öyle bir şey yaptık. Trafiğe de girdik, çıktık, ettik. Trafiğe girdik, sağ sol. Birkaç problem yaşadık. Gazladık, ettik. Aynen öyle. Onun dışında gayet keyifli. Bugün normalde aslında başka bir sürprizimiz daha olacaktı. O sürpriz ama, evet, farklı bir çekime kaldı. Aynen, bahsediyorum. O da böyle bir at olsun. Tamam. Bir Ferrari. Aynen. Bugün bahsedelim mi? Bahsedelim bence. Bugün akümüz bittiği için. Evet, F456 Ferrari çekimimiz daha vardı ama akümüz bitti tam çekimler esnasında ve akü çok büyük bir akü olduğu için diğer araba bağladık. A3, evet, komple enerjisini bitirdi. A3'ü komple sömürdü. Sömürdü. A3'ün farlarını yumdu. Başka bir çekimde onunla da geleceğiz. Evet, inşallah onunla da S3 bölümde, ve Ferrari çekimi olarak diyebilir miyiz? Öyle bir bölümde gelecek. İstersen bir Alaçatı çarşı bakalım. İnsan... Bir tepkileri belki şöyle ölçebiliriz. Sonuç, insanların tepkisi, evet, nasıl? İnsanlar bu araçları bugün gördüğü zaman... Birkaç tepki aldık. Benim hoşuma giden taraf, ben genç yaşımda olup
buna ilgi duyup bununla uğraşmama rağmen benden yaşça büyük olan insanlar arabayı görünce olumlu tepkiler veriyor. Hayır, hayatından hem evet tabii olumlu tepkiler veriyorlar. Hayatından bir parçayı görüyorlar mı? 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında insanlar, "Aa, bu araba benim babamda vardı, eniştemde vardı, birinde vardı, ne anılar vardı." diyerek kendi gerçekten bir o anlık beklemediği bir nostalji yaşıyor aslında sokakta bunu görerek. Ve yani bunu benim o insanlarla paylaşıyor olmam, o insanların da tabii abi bunu benimle paylaşması benim çok hoşuma gidiyor. Ve çok yürüyen yok aslında sokaklarda değil mi? Ben İzmir'de görmedim henüz. İstanbul'da görmüştüm de bebek tarafından. Ben de İstanbul'da bir beyaz bir siyah olarak iki tane var diye biliyorum. İzmir'de bir görmedim açıkçası ama belki varsa yatanlar vardır. Varsa bilen gören arkadaşlar bence Cevat'a yorumlarda bahsedebilirler. Yorumlarda bahsedin arkadaşlar, bu tarz arabaları görüyorsanız sokakta biz de bilmek isteriz. Üstü kapanıyor diye sorabilirler. Evet. Hardtop'ımız var galiba. Hardtop var, aynı zamanda softtop var. Şimdi şöyle bir durum var. Bugün çok sıcak olduğu için ve klimamız da 68 bir klima olduğu için gerçekten hardtop'ı takmak istemedik. Yoksa pişerdik. Yoksa söyle. Gerçekten pişerdik. Bu arabanın Pagoda ismini alması aslında çatısının Japon evlerinin çatısına benzetilmesinden kaynaklı. Normal hardtop dışındaki kapının tenteyi kapatırsan ona benziyor değil mi? Hayır, hardtop. Hardtop. Hardtop öyle. Tente elinden geldiği kadar hardtop'a uyum sağlıyor. Ama ikisini aynı anda yani softtop'u örtüp de üzerine hardtop'u koyamıyorsun. İkisinden biri. Seçenek sunuyor. Evet, yani park ettiğin zaman üstü açıkken softtop'u kapatabilirsin. Tepki daha geldi az önce. Evet, bir teşekkürler mi? Geldi, ne geldi artık? Arkadaşlar, tabii şu an sezonun ortasındayız. Burası cıvıl cıvıl arkadaşlar. Şu an softtop'u mesela kapatsak elimize direkt çekip böyle MX-5'teki gibi oluyor mu? Durmamız mı gerekiyor? Evet, durmamız gerekebilir. Çünkü daha hacimli bir şey gelken etkisi yapabilir yani. Yorulabiliriz. MX-5'te çünkü böyle çekip kapatıyorsun. Evet, bir de bunda arka panel geriye açılıyor. Şu panel arkamdaki koldan. O yüzden giderken yapmamız çok mümkün değil. Sıkıntılı olabilir. Sıkıntılı olabilir. O Pagoda nickname'ini nasıl GTR'ın Godzilla var. Bu araçta Pagoda nickname'ini o şekilde oradan kazanıyor. Oradan izlenmiş almış. Aynen öyle. Kadranımıza gelirsek 140 yazıyor ama mil. Evet, kadranımız mil. Dediğim gibi bunlar Amerika'dan bulabildiğimiz, yani her parça aynı yerden gelmedi. Kimisi Avrupa'dan geldi, kimisi Amerika'dan. Doğaçlama bir karışım evet, oldu. Evet, yani sonuçta bulabildiğimiz en temiz ve orijinallerini, uyan parçaları. Şu an tek uymayan parça herhalde şu an bu. Evet. Onu da büyük ihtimalle ileride zaten toplayacaksınız. Evet, yani bunu sıcaktan... Bunu da bulmak zaten büyük ihtimalle zordur yani. Evet, bunların açıkçası işçiliği normal bir karbon fiber işçiliği kadar var diyebilirim. Cilasıdır, zımparasıdır. Tahta zaten çünkü. Evet, ahşap bunlar ve tabii haliyle sıcaktan etkileniyor. Böyle şişiyor, atabiliyor yani. Bunları ilgilendikçe, bu arabayla zaman geçirdikçe bunu bir çocuk gibi, bebek gibi. Bir proje gibi. Bir proje gibi, diğer spor arabalara yaptığımız çok gibi. Çok eksik zaten kalmamış. Yani... Ufak tefek artık böyle... İsteğe bağlı detaylar. Evet, yani şu, bu saatten sonra kışın kullanmak istersen bunu, buna klimasını tekrar elden geçirip sıcacık istediğin gibi binebilirsin. Asıl keyif ama tam bu aylarda. Bence de yani Çeşme'ye özellikle bu araç yakışıyor diye düşünüyorum ben. İlgi de çekiyor ama tabii bizim amacımız ilgi çekmek falan değil arkadaşlar. Abi size aktarmak. Size aktarmak, bu gayet keyifli. Zaten çok da kullanmıyorsunuz herhalde değil mi bu arabayı? Yok. Özel günlerde, hafta sonları. Hafta sonları veya özel bir yere gidecekse, daha doğrusu arabayı nereye park edeceğimi biliyorsam gideceğim yerde, kafam rahatsa oraya gidiyorum bu araçla. Şeye değinebiliriz aslında, ayna sadece sol tarafta var. Evet, aynamız sadece sol taraf. Aslında gündelik kullanımı zorlaştıran bir etken evet. Çünkü sağdan çok görmüyorsun. Evet, yani özellikle bazen ister istemez trafik sıkışıyor veya sağ tarafa park halinde orayı görmüyorsun. Birazcık arabayı dışarıdan artık izleyerek beyninde tanımayla park ediyorsun. Güzel olan da aslında arabanın bütün hatlarını görüyoruz böyle önden de komikten. Evet, yani bütün sol hattı, sağ hattı sanki 911 burnuymuş gibi o ovaliyle. Gözüküyor yani. Evet, hatta bize... kaput böyle bir V8 varmış gibi de kabarık böyle. Evet, üstünü kabarık. Ya benim açıkçası en çok hoşuma giden şey, dış çekimlerde de görürsünüz, bu arabayı çok karakteristik yapan kaputun üstündeki kibar bir vent var arkadaşlar, hava girişi. Benim bu araçta en seksi bulduğum, beğendiğim seksi bulduğum şeylerden biri o diyebilirim açıkçası. Önden duruşu da bayağı asil arabanın. Kibar duruyor diyebilirim yani. Asil, kibar. Her şey hakkında konuştuk. Evet. Merak edilen sorular vardı, onları konuştuk. Gazladık da inceden.
Çok gazlanacak bir araba çok değil zaten. Çok gazlanacak bir araba motor değil. Motor sesini dinlemek için. Takdir edersiniz ama gerçekten keyifli bir sesi var. Bir daha veriyorum. Gerçekten. Homurtu güzel yani. Evet, homurtu güzel şey, uçan alı gibi hiçbir şey hissetmiyorum gerçekten. Kendi arabam daha sarsıntılı ya. Ses çok da baskın değil aslında, o da güzel bence. Şey tadında. Rüzgar sesi de arabanın içinde çok yok aslında. Şu an 50-60 gittik. Tabii biraz da buna boyumuz şey yapıyor, evet. Müsaadeleri çok uzun olsa ben buraya gelen arkadaşlarım da oldu. Celemen'in aslında sonuna gelebiliriz bence değil mi? Her şeyi konuştuk, gazladık, ettik. Aynen öyle Cevatçım. Merak edilen sorular yine varsa. Merak edilen soruları ben de kişisel olarak direkt şeyden bakacağım, yorumlarda olacağım. Bana yorum da yorum şeklinde sorabilirler. Bana da ya direkt yorum şeklinde sorabilirsiniz. Onun dışında belki sizin merak ettiklerinizden bizim aklımıza gelmeyen sorular olursa bir soru çıkar, bir şey çıkar. Onun üzerine tekrar bir şey çekebiliriz. Çünkü sürpriz videolar da gelecek zaten. Aynen öyle. Birkaç bir tane daha. Ferrari videosu, bir S3. Bir S3'ümüz var. İlginç bir S3 olacak o da. Bahsedebilir miyim? Bahsedebilirsin. Kendim arkadaşlar bir S3 projesi yapıyorum. Tek kapı hatchback. S3 alt çizgi 8V Turkey olarak Instagram hesabından takip edebilirsiniz proje sürecini. Stage 3 bir S3 yapmayı düşünüyoruz. Budur. Hedef 500 beygir. Hedefimiz 500 beygir ama tabii safe bir 500 beygir metanol kitle beraber 470-480 de olursa güvenli bir şekilde gayet tatminkar olacağını düşünüyorum. Ben zaten herhangi bir şimdiden söyleyeyim öyle bir gecelerin yargıcı bir şey olmayacak. Aynen öyle bir adalet dağıtasın. Amacımız yok. Öyle bir şeyim hiçbir şekilde yok. Sadece bu kişisel keyif amaçlı. Zaten Türkiye'de 2 ay boyunca varım. Sonra zaten İtalya'da olacaksın. Yokum, burada değilim yani. 2 ay boyunca keyifli zaman geçirmeye çalışıyorum sadece. Videonun da o zaman sonuna gelelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kornamız çok şeker bence. Biz sesini vermek isterim. Açılın yolda, ben geliyorum. Lütfen aç yolu. Lütfen. Yani buna biri sinirlenemez bence. Yok. Öyle geliyor bana. Ciddi alınıyor pek. Aynen ciddi değil pek.